sıra geldi. Dün akşam sosyal medyadan hızla yayılan ve tüm ülkenin gündemine oturan videoya. İstanbul'da ikamet eden Türkan Mutlu, zeytinliklerin imara açılmaması için yöre halkının kılığına girerek bir video çekti. Ve hem güldürdü hem de tabii düşündürdü. İşte biz buna mizahın gücü diyoruz. Hiç zeytini sevmemek olur mu? Biz de zeytini çok ama çok seviyoruz. Şöyle bir düşünelim mi? Hangi öğünümüzde zeytin ve mamullerinden herhangi birisi yok? Zeytincilik önemli bir şey, bir ağaç. Ne kadar zamanda yetişiyor? Hem zeytinyağı. Ben salatayı zeytinyağsız yiyemem mesela. Evet. Bence kesilmesin. Evet, şimdi vatandaş tepki gösteriyor. Size de soralım efendim, siz ne düşünüyorsunuz? Bu millet o ekmeği zeytinyağına banmadan yaşayamaz ablacığım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yeşil zeytin mi diyorum, siyah zeytin mi diyorum? Bence kapatmamalı. Çünkü bu insanlar ne yiyip ne içecek yani? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya ama lütfen beni böyle şeylere karıştırmayın. Lütfen benim üzerimden algı yapmayın. Efendim algıyla alakası Allah yok. Allah Allah, bırakın. Zeytin hayat damarlarımızdan biri. Zeytini çok seviyoruz. Bakanlık yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Zeytinliklerin imara açılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Zaten yasanın geri çekildiği söylendi ve arsa spekülatörlerine karşı vatandaşlarımızın uyanık davranması gerektiği belirtildi. Evet, bu haberle ana haberi noktalayalım. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın. Evet, pardon. Nereden dediniz? Nereden arıyorum dediniz? Yok canım, ne işim var benim cips reklamında? Pardon da nereden buldunuz siz benim telefonumu? Oynarım de. Sert yapma, sert yapma. Kapatma telefonu. Oynarım de. Peki biz şartları öğrenebiliyor muyum? Ha yok, yok. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yok yok, biz o kadar şeye değil. Yok o kadar. Nereye oynuyorum? Nereye oynuyorum? Sen kaç para veriyorlar biliyor musun sen? Ben oynardım.